Ulan oğlum Necmi, şahtın şahbaz oldun ha. Tefecilerin korkusundan resmen yaptığın işlere bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Koş 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 koş. Ustanın dediği araba bu galiba. Hadi bakalım. Bismillah. Etrafta kimse yoksa. Çıtırt. Hoş geldiniz. Ben Necmi. Videoya böyle başlamak istemezdim. Lakin şu an hop, araba çalıyoruz. Güzel. Haydi bakalım. Arabayı çaldı. Ustanın istediği özel sipariş araba. Çiz, kır, parçala. Lakin o arabayı bana getir dedi. Ben de getiriyor. Buyur. Manyak lan bunlar. Allah Allah. Hava ne ara ağırdı lan. Oha. Ustanın istediği arabayı çaldım. Ve yollara düştü. Gördüğünüz gibi bunu istedi. Hayır anlamadım, bunda ne var? Sıradan bir araba. Lakin müşterileri bu tarz garip arabaları seviyormuş. Biliyorsunuz en son ben maalesef ki hırsızlığa doğru gidiyordum. Artık komple çarpıyorduk lan neredeyse. Artık komple hırsız oldum. Bayağı bildiğiniz oto kaçakçısı oldum. Zira tefecilere borcumu ödemek zorundayım. Onun da en etkili. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Bu arada az önce çıkan bayrağı gördünüz mü? Evet, o bayrak yarış bayrağıydı. Yarışmada gururlu kalmıştı. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Necmi'nin hayatına devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi Necmi sizin istekleriniz ve göz korkusu bakımından maalesef ki oto hırsızı oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Necmi artık bir oto kaçakçısı. Zira tefecilere çok borcu var. Necmi sağdan. Gördüğünüz gibi bugün bir otomobil çaldı ve şu an ustanın attığı konuma doğru gidiyor. Arkadaşlar bugün iki karakter, iki serinin baş karakteri birbiriyle tanışacak ve bu bir arkadaşlık doğuracak. Çarp Necmi çarp. Doğuracak mı doğurmayacak mı hep beraber göreceğiz. Başlık doğru, Necmi bugün Murat'la tanışıyor. Bakalım neler olacak, Murat'la nasıl tanışacaklar, ne konuşacaklar. Başlayalım. Ulan Allah Allah. Beni niye buraya çağırdı acaba? Anlamadım ki. Neyse canım. Oo. Buyur buyur. Kargo. Çöpe ne gelmiş olabilir lan? Allah Allah. Usta sanırım arabanın yanında. Evet. Zira benim araba burada duruyordu. Beni yine çöpe çağırdı. Adam manyak mıdır nedir? O kim? Ustanın oğlu olabilir mi? Bilmiyorum ki. Niye eğiliyoruz lan hala? Usta. Selam merhaba. Sen yine o içmemen gereken, üstünde sakın içmeyin yazan şeyi mi içiyorsun? Evet. Hey, iç. İstediğin arabayı getirdim. RE-B7. Gördüğün gibi. Çalması zor olmadı. Dediğin yerde buldum. Hayırdır usta? Ne R7'si? R7 değil Murat. RE-B7. Yurt dışından özel bir sipariş aldım Murat. Bu Amerikan üretimi. Son derece nadir ve ülkemizde yalnızca 17 tane olan RE-B7 Murat 7. Siz böyle arabalara 7 sayın. İyi araba. Espri yapmasaydın iyiydi. Vay yavrum vay. Usta bir tura çıkayım mı? Olmaz. Eyvallah sağ ol usta. Ben getiririm merak etme. Bakayım neymiş bu R7M7. Hiç bilmedim böyle bir şeyi. Usta sonuçta biz ölümden döndük ya. Allah Allah. Bir arabayı çok mu görüyorsun? Lan bunun kapısı nasıl kapanıyor usta? Kapandı galiba. Geliyorum be. Lan Murat. Arabayı çizme sakın. Bacaklarını kırarım ha. Necmi zaten çizmiş. Murat. Tıh, tıh, tıh. Bu ne güzel bir ses lan. Manyak bir çocuk bu ya, biliyor musun? Murat. Evet usta. Bayağı manyak bir çocuk ha. Allah bağışlasın. Manyak ama fırlamanın teki.
Hayır, bir gün elimde kalacak. Vallahi öldüreceğim. Gerçi geçenlerde bir öldü. Tekrar dirildi. Öldü, dirildi mi? Usta sen ne diyorsun ya? Hem ne demek öyle, insan oğluna öldüreceğim falan der mi? Oğlum bu. Ne oğlu lan? İtin teki o. Ben onu it yerine bile koymam. Ha sen öz oğlum sandın. Yok, Murat benim oğlum değil. O benim çırağım de. Berk'le onu bir ara uzatmayı falan denedik. Bayağı komik bölümleri var. Sağ üst köşede çıktı mesela. Allah Allah. Aa evet dostum. Doğru söylüyor. Tofaşların arasına bağlamıştık bunu. Lastik gibi sündürmüştük. Uzamıştı değil mi usta? Ben öyle hatırlıyorum. Uzadı uzadı. Bak. İşe yaramıştı. Ulan bir de çocuğa manyak diyorlar. Siz daha manyaksınız asıl. Çamaşır ipi gibi asmak nereden çıktı? Allah'ım yarabbim. Neyse usta. Ben gidiyorum o zaman ya. Paramı artık sen benim geçersin değil mi? Ey yavrum ey. Vay 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 vay. Usta. Azıcık vurdum ya. O kadar olur değil mi? Manyak bir araba ha. Acayip eğlendim oğlum. Usta benden bir tane alsa. Ne yaptın Murat? Allah senin belanı vermesin. Gitti RB7. Murat, bunlar hesabından düşeceğim oğlum. Ayıp oluyor usta. Aramızda arabanın lafı mı olur ya? Allah Allah. Ya Berk, Cansu'dan intikam aldım işte. Nasıl ama? Güzel değil mi? Bu dört göz kim? Ben. Ben Necmi. Aa dostum. Bu var ya. Adamın dibi. Kendisinin adı Necmi. Bir önceki bölüm tanıştık bununla. Acayip eğlenceli bir çocuk ya. Allah Allah. Eğlenceli mi? Benim bildiğim genelde dört gözler eğlenceli olmaz ama. Alınmıyorsun değil mi? Yoo ne alınacağım yani. Ben alınmam öyle. Ha iyi. Ya kusura bakma, aslında kimseyle dalga geçmem de ben. Kafam biraz dağınık. Eski sevgili meselesi. Ya Berk. Ona öyle bir oyun oynadım ki oğlum. Yemin ediyorum kız kafayı yedi. Artık hangimiz gerçek Murat bilmiyor. Etrafta 3 Murat dolanıyoruz. 3 mü? 2 tane değil miydi? Oğlum maskeliyi de Murat sanıyordu. Lakin değil. Murat yemin ediyorum senden korkulur. Vallahi var ya. Necmi sakın buna yamuk yapma. Sevgilisine falan yürüme. Ben bu çocuktan korkuyorum. Yok yürümem yürümem. Hem zaten benim şu an kızlarla uğraşacak vaktim yok biliyor musun? Malum tefeci borcu falan var ya. Tefeci borcu mu? Borcun mu var? İstersen benim tanıdığım bir mafya var. İtalyan mafyası. Italiano mafia o mafiaco. Borcunu hemen çözerler. Tefeciye vereceğin paranın onda birini bunlara ver. Senin borç işi yalan olur. Merak etme. Ha, hadi ya. Bunlar sağlam adamlar mı? Aa dostum ben gözlerimle gördüm. Adamlar tam bir psikopat. Yemin ediyorum var ya. Benim karşıma çıksalar. Senin bana milyon dolarlık borcun olsa. Anında silerim. Vay be. İyiymiş ha. 500 bin borcum var. Onda biri ne yapar? 50 bin. Değil mi? Yanlış hesaplamıyorum. Bilmem. Ben ilkokul terkim. Ben de üniversitede gıda mühendisliği mi, su mühendisliği mi, öyle bir şeyler okuyordum. Sulu mulu bir şeyler. Bende de yok. Oh tam ortam yemin ediyorum. Benim gibisiniz ha. Ben de gitmiyorum okula. Bu tefecilerin yüzünden. 50 bin dolar. İyiymiş ha. Sen bana bu numarayı verir misin Murat? Tabii tabii. Sıkıntı yapma. Veririm. Yalnız şimdi çıkmaz. Hafta sonu ya. Onlar hafta sonu bakmıyor. O ne lan? Devlet dairesi mi? Vallahi bunlar garip çalışıyor. Cuma günü sakın arama. Özellikle cuma saatinde camiye gidiyorlar. Nasıl? Cumaya mı gidiyorlar? Rus dememiş miydin? Pardon İtalyan. Vallahi İtalyanlar ama işte bilmiyorum böyle garipler. Perşembe günü ya da çarşamba günü ararsan indirim yapıyorlar. Sabahın erken saatlerinde. Bunlar mafya değil bildiğin devlet dairesi lan. Güzel. Sen bana telefon numarasını ver. Tanıştığımıza memnun oldum Murat. Ben de memnun oldum Necmi. Seni sevdim ben birader. İyi birine benziyorsun. Berk. Gel ustaya bir bakalım. Usta. Ne olmuş araba? Sıkıntısı yok değil mi? Ya kara kara düşünme usta. Tamir ettiririz ya. Gerçi sen ustasın lan. Niye başkasına yaptırıyoruz ki? Murat. Daha fazla konuşursan o küçük bacaklarını senin gözünü oymak için kullanabilirim. Vay be. İtalyan mafyası ha. Oğlum iyi fikir lan. Bu benim aklıma niye gelmedi? İti ite kırdırmak. Onda birini verirsin diyor. Harbi lan. Ben niye mal gibi bunlara 500 bin veriyorum ki? Babamın borcu bu kadar değildi. Hainler bana bildiğiniz faiz ödetiyorlar. Murat. Görüşürüz. Usta.
Ya trip atma Allah Allah. Cansu gibisin sen de. Görüşürüz Necmi. Ara onları. Eyvallah. Mutlaka arayacağım. Vay be. Demek onda bir ha. Ulan. Tefeciler. Bittiniz oğlum siz. Bittiniz. Size hesabını soracağım. Ulan resmen keyfim yerine geldi ha. Bu yeni arkadaşım bayağı işimize yarayacak gibi. Çocuk neler biliyor ha. Zehir gibi oğlum. Bu tefeciyi İtalyan mafyasına itekledik mi? Ulan var ya. Bir de beni kurtarırlarsa borçtan. Yaşadık oğlum. Yaşadık. Nereden gireceğiz? Bakalım GTA 5'i hala biliyor muyum yoksa bilmiyor muyum? Sanırım ileride. Oğlum bu bölüm bayağı güzel la. Yeni bir arkadaşım oldu. İsmi Murat. Bayağı komik bir çocuk. Sevgilisinden intikam almış, 4 tane Murat mı varmış neymiş onları anlamadım ama. Sanırım iyi bir çocuk. Vay be. Sanırım işler bizim için yoluna giriyor. Ben kaybolmadım değil mi? Ha yok. Şunu görünce. Nasıl insan kaybolur şu gözler. Akşam oldu. Ben gideyim en iyisi. Ve gördüğünüz gibi intikam yolları bizim için açılıyordu. Lakin trafik tıkanıyordu. Bugün tanıştığım arkadaşım bana bayağı fikir verdi. İtalyan mafyası. Hafta sonu çalışmayan, cuma günleri cuma saatine denk getirmememiz gereken bir mafya. Evet. Ne yapıyorsunuz lan? Sarhoş mudur nedir? İlginç bir tipleme. Lakin önemi yok. Şayet beni 50 binde kurtarabilirlerse harika olur. Zira benim cebimde bakın ne kadar var. Biz bayağı para kazandık. Verimli bir hafta oldu. Olacak. Verimli bir hafta olacak. Yani bayağı satış yaptım. Usta daha geçmemiş. Bende yaklaşık 120 bin civarı para var. Bu parayla o İtalyan mafyasını tutacağım. Onların ağzını yüzünü kırdıracağım. Ulan var ya. Bekleyin oğlum beni. Bekleyin. Geliyorum. İtalyan mafyası ha? Vay yavrum vay. Siz kimsiniz lan? Burası benim evim. Hiç takılıyoruz. Ha iyi. Takalım bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Necmi öyle bir isimle tanıştı ki muhtemelen hayatı kurtulacak. Artık çıkış yolunu buldu. Murat'la tanıştı arkadaşlar. Murat'ı biliyorsunuz zaten. Bizim diğer serimizin baş karakteri. Ona öyle bir akıl verdi ki resmen İtalyan mafyalarının telefon numarasını verdi. Necmi de onları aramayı düşünüyor. Böylelikle borçlarından kurtulacak. Umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Demek ki yaptığımız spor işe yaradı. Anam o ne lan robot? Evet robot. Ne oldu? Çok mu şaşırdın? Hayatında robot mu görmedin? Allah Allah. Ben vücut geliştiriyorum. Ya sen mi? Robotların vücudu olmaz ki. Emin misin? İzle de öğren o zaman. Oğlum bunun sonu iyi bir yere gitmiyor. Bana bakın. Oo. Sen az önce ne diyordun? Dedim ki robotların vücudu... Oha! Sen... Nasıl? Nasıl olacak? Çalıştım. Ve vücut yaptım. Seni salak... Herif! Gelin bakayım. Gel. Alayınızı döverim. Oğlum kameraya sığmıyoruz daha. Oha! Gel buraya. Adam uçtu. Bir dakika. Kamerayı değiştirmemiz lazım. FPS'ten başka çaremiz yok. Şuna bakın. Ne kadar büyüğüz.